Selam millet. Bugün Sheridan Tank ile beraberiz. Nerf öncesi hazırladığım bir video vardı. Bir süredir bilgisayarımda bekleyen. Bugün ve yarın da izinli olduğum için işlerinden izin veriyorlar bu ara. Bir izin veriyorlar iş olmadığı için. Ben de sizler için videolara devam planlıyorum şimdilik. Sheridan videom var. Bir tane yine hazırladığım bu Leopard Objective Script 62 var. Ücretli üyelikler için 6.9 update ağır tanklar güncellemesinin ikinci serisi var. Onları bu ara bugün yarın halletmeyi planlıyorum. Bir yandan da STB1 kasmak istiyorum ama şu an için serbest deneyimim olmadığı için Type 61 henüz gelemedim. Şeye kadar seviye 8'e kadar serbestte açtım, seviye 9'da kaldım, tıkandım şu anda. En son bir de aklınız olsun, ben geçen de Facebook'ta gördüm. Arkadaşlar bir tane paket 131 lira olan paket şeydeki Steam'deki oyundaki 130 131 lira olan paket Microsoft Store'da 70 lira arkadaşlar. 6000 gold, 30 gün premium, 50 tane de X5 serbest deneyim kasma şeyi veriyor. 70 lira bu, ben aldım. Yani Steam'de 130 lira, oyunda 130 lira, Microsoft Store'da 71 lira arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani bilgisayardan Microsoft'un kendi store'undan indirdiğiniz zaman bu fiyatı alabiliyorsunuz. Ama işin komik tarafı, her şey ucuz değil. Yani ben eskisi gibi zannettim. Bildiğiniz gibi zamanında oyunda Apple'da veya Android'de pahalıyken Steam'de yarı fiyatına neredeyse. Dedim herhalde Microsoft'ta henüz güncelleme yapmadılar. Microsoft'ta da eskisi gibi ucuz ama değil. Sadece birkaç tane paket ucuz, hatta bazıları daha bile pahalı. Yani sadece bir arada gidip takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle ucuz paketleri yakalayabilmek için, bilmiyorum bir hata mı veya farklı bir şey mi, ama birçok kişi aldı. Ben de Facebook'tan birinin yorumunu gördüm de girdim, yükledim, aldım. Yani 70 liraya 6000 gold, 30 gün premium, 50 tane de X5 deneyim. Güzel bir şey. X5 deneyimi kazandığınız zaman maç başına 500 deneyimden 30 maçta 15.000 serbest deneyim de alabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ben kastım X5'lerin hepsini bitirdim Leopard 1 oynayarak. Bunu da şimdi söylemiş olayım size. Yakın bir zamanda bir etkinlik gelebilir. Zaten birkaç önce bir videoda bahsetmiştim. Oyun güncelleme eklerinde belirtmişlerdi. Onun haricinde yarın 1 Nisan şakası yaparlar mı bilmiyorum. Bu durumdayken pek mümkün gözükmüyor. Yani bu kadar insanlar bu kadar şeyle uğraşırken 1 Nisan muhabbetin pek fazla gündemde olabileceğini düşünmüyorum açıkçası bu ara. Ama farklı bir şey yapabilirler. Belki bir şey verebilirler. Ne bileyim. Küçük bir etkinlik yapabilirler. Yarın göreceğiz. Yarın ben de zaten işe gitmediğim için. Eğer bir şey getirirlerse muhtemelen hemen oynayıp güncellemesini demişim. Videosunu hemen sizler için çekerim arkadaşlar. Evet. Bahsedeceğim farklı bir şey kaldı mı? Kalmadı gibi. Bu ara Leopard 1 oynamaya devam ediyorum. Serbest deneyim kasarsam. Aslında o paketten 2 tane var. Yani bir 70 lira daha var. Paketten alsam mı almasam mı diye kararsız kaldım ama sonradan vazgeçtim. Çok nadir para basıyorum oyuna. Eskiden çok şey yapardım ben. Şöyle söyleyeyim. Bir ara evlenmeden önce falan maaşımın 3'te 1'ini de alırdım devamlı. Yani seviyordum. Sevdiğim bir oyuna da para vermekten ben çekinmem arkadaşlar. Bilmiyorum, birçok kişi de bu şekilde yapıyor. Tabii önceliğiniz varsa öncelikleriniz farklı olabilir. Ama evlendikten sonra tabii ihtiyaçlarınız, şeyleriniz değişiyor arkadaşlar. Öncelikleriniz değişiyor. Bu yüzden ben de artık şöyle söyleyeyim. Yani 3 ayda bir 70'lik, bir 80'lik paket alıyorum artık. Onun haricinde çok fazla şey yapmıyorum. Böyle ucuza yakalarsam genelde alıyorum. Veya çok ihtiyacım olduğu, ne bileyim, böyle X5'ler desteklenmesi gereken güzel bir harmanlanmış olduğu paketleri falan alıyorum. Bundan baktım Microsoft Store'da ucuz. Aldım dedim bir tane. Sonradan ikinci yıl almamak arasında kararsız kaldım ama sonradan vazgeçtim. Almadım, kendimi tuttum. Evet. Sheridan videosu dedik. İlk maç gitti gibi bir şey. Sheridan bildiğiniz gibi arkadaşlar AP mermisinin delişi nerf yedi. Birçok nerf yemesi gereken nokta varken çok alakasız bir şey nerf yedi. Yani zaten AP mermisinin delişi 230 mm'ydi. Kaça çektiler şu anda hatırlamıyorum. 210'a mı çektiler? 220'ye mi çektiler? Ya da 240'tan mı 230'a çektiler? Yani 10 mm düştü. Şu an rakamları hatırlayamadım. Elimde de yedek bir cihaz olmadığı için kendi telefonumdan çekiyorum. Normalde ben eşimin ön kamerasıyla videolara çekiyordum. Nedense bilmiyorum aslında. Benim telefonun kamerası daha iyi olmasına rağmen onun ön kamerası ses olarak da görüntü olarak da daha gözüme hoş geliyor. Benimkinde bilmiyorum. Ses biraz da sanki boğuk çıkıyor. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Aslında Gcam'le çok daha iyi çekiyor ama Gcam de ne alakası kodeyi desteklemiyor. Geçen de ben iki video önce hatırlarsanız yüzümün olmayan bir video vardı. Ben normalde yine Facecam çekmiştim bu şekilde. Bilgisayara attım, kodek desteklemiyor bir türlü. Yani videoyu ekleyemiyorum. Kendi yüzümün olduğu videoya. Yani en sonunda şey yaptım.
video eklermiş gibi onu attım, sadece sesimi aldı. Alt tarafta küçük bir siyahlık vardı iki video öncesinde. Normalde orada benim yüzümün olması gerekiyordu. Yani G-Cam'la çektiğimde kodek sıkıntısı yaşadığım için şey yapamadım. Normalde ben ön kamerada özellikle kendi telefonumda G-Cam'i çok kullanırım. Çok güzel, özellikle portre resimleri falan çok güzel çekiyor. Instagram'ı takip edenler bilir, güzel portre resimlerim var özellikle selfie kamerada. Ama videoda öyle bir sıkıntı var. Neyse ki zaten genelde pazar günü video çektiğim için, pazar günleri eşim evde olduğu için onun kamerasıyla çekiyorum. İlk maçın sonuna geldik diyebiliriz. Çok fazla maçı anlatamadım. Sizler izlediniz. Şirin oynarken, kasarken 220 maça yakın falan maç yaptım kendi hesabımda. Onun haricinde basın hesabımda nereden baksan bir 100 maç vardır. Çok çok keyif aldığım bir tank oldu. Füze olayından değil arkadaşlar. Hareket kabiliyetinden dolayı. Yani inanılmaz hızlı bir tank gerçekten. Ben geçen de dedim dün ya, dün Leopard 1 ile oynuyorum. Sheridan geldi bana bir tane vurdu. Vurduğu gibi kaçmaya devam etti. Lan yemin ediyorum sana Leopard 1 ile yetişemedim tanka ya. O kadar hızlı bir tank. Lan dedim yani bu tankın AP mermisini niye nerfliyorsun ya? Hızını birazcık nerfle. Yani Behçet kıvamına getir. Leopard 1 ile yetişemiyorum lan tanka. Böyle saçmalık mı olur anasını satayım? Yani tamam, oynayana güzel gerçekten. Ama yani eğer ki bir konuda nerf getireceksen AP mermisinin nerfi çok saçma. Yani tankın dirisi zaten iyi değil ki. Azıcık hareket kabiliyetini nerf getirseler daha mantıklı olurdu. İlk maçımızı bu şekilde noktalıyoruz. Ben nerf yedikten sonra oynamadım arkadaşlar. 220-230 maça yakın oynadım. Dilişi düştükten sonra daha yüzüne bakmadım. Kendi hesabımda oynamadım en azından. Basın hesabında arada girdim sırf füze hatırına. 2-3 tane trollük yaptım. Ki zaten bu videolarda göreceğiniz üzere ben füzeyi çok nadir kullanıyorum. Yani asıl bu tankın iyi olmasının sebebi hareket kabiliyeti ve bir vuruşta yaptığı alfa hasarı. Yani füzeyi kullandığım sadece ilk videoda sizlere göstermek için biraz daha fazla füzeyle takılmıştım basın hesabındayken. Onun haricinde kendi hesabımda 230 maç oynarken yani kaç tane füze kullandım çok sallamasını bırakamadım ama abartmayayım size. Şöyle yani 30'u geçmemiştim. 30 tane füze atmışımdır belki. Öyle söyleyeyim. Yani ben tankı genel özellikleriyle oynadım. Genel özellikleriyle saçma bir cümle oldu şimdi ama. Yani normal bir tank gibi oynadım diyeyim. Daha mantıklı bir cümle oldu bu. Hareket kabiliyetini kullandım. Alfa hasarını kullandım. Normal bir light tank oynarmış gibi oynadım. Yani yeri geldiği zaman füze atabileceğim çok elverişli pozisyonlarda tabii ki attım. Yani pozisyon var, füze atmayayım, normal çıkayım vurayım demedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmasın. Pozisyonumu tabii ki gittim vurdum. Bu arada şu kayayı anasını satayım var ya. Her seferinde takılıyorum yani. Kaç tane şu haritada maç yaptım. İnatla gidiyorum o haritada takılıyorum o şeye. Kayaya. Bir haritada daha var. Hangiydi o haritanın adı? Haritanın adını unuttum ya. Ağır tank tarafında bir tane kaya koymuşlar böyle. Önünde de geçit var böyle. Kaya hiçbir şekilde gözükmüyor. Gidiyorsun geçiti çarpıyorsun. Küt diye kayaya çarpıyorsun. Aklıma geri söylerim haritanın adlarını. Ben 6 senedir bu oyunu oynuyorum ama hiçbir haritanın adını ezberleyemedim hala. Madenler haricinde. Madenlerini mesela ezberledim abi. O kolay geldi herhalde. Şimdi geldik ortaya. Spotumuzu yaptık. Sağ tarafta, daha doğrusu sol tarafta, medium tarafında gelen tanklar var. Bir tane muhaşem var. Bakın şimdi vurma şansım yok. Deneyim, bir tane füze deneyim bari dedim. Onu da beceremedim zaten. Burada birazcık geç şey yaptım galiba adama şey getirdim. Ya denk getiremedim onu adama. Nişangahıma. Yani bu tarz pozisyonlarda el veriyorsa adam görünür pozisyonda yani füze atılabilecek bir durumda. Deniyorum tabii ki. Ama füzeyi benden çok çok daha iyi kullananlar var. Ben füze konusunda çok ustalaşamadım açıkçası. Burada çıktım bir tane şeriden vurdum. Baktım oradan masum masum bana bakıyor dedim. Sen bu atışı hak ettin. Sol taraf basmıyorum çünkü sol tarafın durumu kritik. Her an o taraf doğabilir. Ortadan bir 30B gelmiş. Yani burası sıkıntılı arkadaşlar bakın. 4'e 1'iz aslında. Şu sağ taraftaki tank da kaçıyor. Ne yapıyorum? Hareket kabiliyetini kullanıyorum tankın. Bir füze daha deneyeceğim burada. Bir tane daha başarısız füze denemesi. Den sonra artık gidebilirim. Ne yaptım burada? Tank abi inanılmaz hızlı bir tank olduğu için yaklaşık 15-20 saniyede ağır tank tarafına gidip rakibin ağır tankına arkadan gidip atış yapabiliyorsunuz. Bunu kullanın. Bunu sadece Sheridan'da değil, bunu Behçet'te de kullanın. Leopard 1'de de kullanın. Kullanabileceğiniz tanklar bunlar. Ne bileyim T-60 gibi YouTube ne kadar hızlı olsa da onlarla biraz daha zorlanırsınız. Yani bu tanklar çok hızlı tanklar. Yani Sheridan 1, Behçet 2, Leopard 1. Leopard 1'de 3. olarak hızlarını kullanmanız gereken tanklar. Geldim burada ST1 yani tek başına burada iki tankı tutuyor. Helal olsun diyorum. Geldim onun dikkatini dağıttım. Arkadan iki tane atış yaptım. Dedim herhalde bizimkiler vurur fazla oyalanmayayım. Biraz da bu tarafa doğru bakayım dedim. Ne yaptım? Özetle abi hareketini kullandım tankın. Şimdi burayı da basamıyorum. Çünkü oradan birazdan yukarıdan gelecekler biliyorum. Yani kendimi garantiye alabileceğim bir yere gelmem lazım. Şu 30B'yi çekmek istiyorum ama. Fazla kaldım burada. Allah'tan VT bana vurmadan kaçabildim. Şimdi Maoshan ortada. VT orada.
Bu noktanın bir avantajı var. Birazcık bekledikten sonra spotunuz gidiyor arkadaşlar burada. Çalının sebebiyle. Bakın şimdi. Çok hafif hafif. Biraz da uzaktan bakacağım böyle. Hafif geri kaçıyorum devamlı. Uğurla spotlanırsam hemen kaçabileyim diye. Bakın spotladım ve spotlayamadım. Çalı sebebiyle. Şimdi çıkacağım bir tane vuracağım. Gerçi adam da geri kaçtı burada. Muhtemelen bakacak o adam. Bakmaya hevesli bir insan. Onun da spotu gitti. Kötü oldu bu. Hadi bebeğim. Aynen geldi. Bir tane vurdum. Adam burada olduğunu biliyor. Adam kilitlenmiş buraya. Ama şöyle bir şey var işte. Çalının sebebiyle ve ayrıca light tank olmamın kamuomu sebebiyle her türlü spot yemeden vurdum. Hatta yanlış görmediysem attıktan sonra spot yemedim. Yemem lazımdı aslında bu durumda. Burada bir tane ben vurdum Maoşen'e. Bir tane 268 vurdu. Maoşen'i çektik. Durum 5-5. VT ve geriye bir tane Progetto kaldı. Progetto'nun canı full arkadaşlar. Bu yüzden bir anda gidip burada VT'yi atlamıyorum. Yüzü kullanacağım. Bu tarz durumlarda takım arkadaşlarınızın can puanı yüksekse mutlaka kullanın arkadaşlar. Uzak kalmayın. Yakın kalın ona ki beraber çok daha fazla etkili olabilirsiniz. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var demişler. Niye oyun videosunda böyle mecazlara başladım ben de bilmiyorum. VT'yi çektim adam yani. Hala orada olduğumu düşünüyordu galiba. Oraya bakarak gidiyordu. O da ilginç. Yani o kadar da beklemem mi VT'cim? O kadar da beklemem. Şimdi yalnız Progetto nerede? Az önce buralardaydı bu adam. Bizim base'e gitti. Oradan mı dolandı? Ne ki abi? Sheridan'ım ben. 70 km yapıyorum saatte. Şimdi oraya gittiğini düşünüyorum. Belki sağ taraftan oraya gelmiştir diye. Önce buraya bir bakayım dedim. Ne var ne yok. Hızlı bir şekilde. Yani Sheridan'la bütün haritayı bir dakikada gezebilirsiniz. Öyle bir tank. Buraya gelmemiş. İlginç. Şimdi sol taraftan obje gittiği için sol tarafa gitmeyeceğim. Döneceğim buradan. Buradan da bir daha bakayım dedim. Obje de o tarafa gittiği için döndüm buradan. Obje de muhtemelen dönüyor. Parlaklık verdik burada. Giderek. Yok obje geliyor oradan. Şimdi ayrı kaldık ama yapacak bir şey yok. Canım full en azından. Canım full olmasa bu kadar ayrı kalmazdım 268'den. Bir de şöyle bir şey var. Adam bütün maç boyunca kaçabilir. Maç beraber de gidebilir. Bunu da istemiyorum. Yani canım az da olsa burada adamı her türlü bulmanın peşindeydim. Bütün haritayı gezdim. Nerede bu adam? Nereye saklanmış olabilir? Yani bir yere gidip bir yerde durdu mu diye düşünüyorum acaba. Ki bu adamın canı da yüksekti yani. Zannetmiyorum gidip bir yerde pusacak. Yani böyle 50-100 canı kalsa tamam bir yerde pusar anlarım. Allah Allah. Adam piyasada yok. Aha. Ortadan çıktım. Nereden çıktı orada bilmiyorum. Yani muhtemelen gezdi o şekilde geldi. Bak yine kayaya takladım. Abi şu kayalar bitiriyor beni ya. Neyse bu sefer üzerine atlayabildim en azından. Takılmadım orada. Buraya gitti. Spotlandı. Bak fullmüş canım. Doğru tahmin etmişim. Şimdi geldim buradan arkasından bir tane vurdum. Merhaba. Ulan 2 dakikadır seni arıyorum namussuz. Nereye gizlendin? 2 dakikadır seni arıyorum. Artık bundan sonra arkadaşlar maç bitti. Çünkü her türlü obje 268 birazdan yanıma gelecek. Tek başıma değilim. Tek başıma olsam bile yani DPM'i Progetto'nun benden yüksek mi hatırlamıyorum. Galiba değildi. Burada obje de geldi. Artık Progetto'yu son bir atış yaptım. Oğlum obje nasıl orada flanklanmayı başardın ya? Adam benimle uğraşırken gitti orada kendini flanklattı. Tipe bak ya şu adama iki güvenmemişim ha. Hiç güvenilecek bir tip değilmiş yani. Burada Progetto'yu aldık. 6251 hasar. Asma neresi muhtemelen gelmiştir. Bakalım. Aynen 6251 hasarla asma neresini alamamışım. İlginç. 1465 saf deneyim. Saf deneyimimiz birazcık düşük. Bu galiba Sheridan'ın asma neresini almanın çok zor olduğu zamanlarda. Bildiğiniz gibi ilk böyle ikinci haftadan itibaren Sheridan'ın asma neresini almak yani imkansızlaştı öyle diyebilirim size. 6K 7K vurdum kaç tane maç alamadım ben. Şimdi bu maçtaki hasar biraz daha yüksek. Ne yapalım? Ya ortaya giderim ya sağa giderim değil mi? Öncelikle bir ortaya gidiyorum. Çok hızlıyım çünkü abi. Behçet Sheridan gibi tanklarla önce ortaya gitmek daha mantıklı. Ne yapıyorum gitmiyorum burada. Bir sola kaydım dedim ne yapıyorum acaba? çok hızlı bir şekilde gidebildiğim için en azından spotum yaparım. Daha sonra pozisyon alırım. Daha sonra sağ veya sola giderim. Hatırlamıyorum çünkü bu maçta ne yaptığımı. Oynayalı bayağı bir oldu. Geldim böyle spotumu yaptım. Maoşen orada. Çıktım Maoşen'e bir tane vurdum 500'ü. Güzel temiz bir hasar. Sol taraftan onun gittiğini gördüm. Çoğunluk sağ taraftan gidiyor gibi gözüküyor. Emin değilim. Çok hızlı bir şekilde geldiğim için hala yetişememiş olabilir arkadaşlar. Aklınızda olun. Bir tane adam gördüm orada. Atlayayım direkt peşine alayım demeyin. Arkadan size surprise yaparlar. Şimdi üçüncü de sağ taraftan spotlandı. Muhtemelen Maoşen orada tek. Bir tane füze attım. Bu füzeyi denk getirdim ama hasar vermedi.
Bu tarz durumlarda atabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok net pozisyonlar bunlar. Füze atmak için elverişli pozisyonlar. Kendinizi göstermeden sallayabilirsiniz. Şu Maoşan var ya benim çok canımı sıktı. Niye? Adamların hepsi sağ tarafta. Ben Maoşan yüzünden şu an sağ tarafa atış yapamıyorum. Niye tek başına Maoşan gibi ağır bir tankla oraya gelmiş? Amacı ne bilmiyorum. Ama birazdan garaja göndereceğimi biliyorum ona. Çünkü şu an tek başına olduğuna emin oldum artık. Tek başınıza bu tarz tanklarla böyle yerlere gelmiyor arkadaşlar. Geldi orada saftelik saftelik takılıyor. Tipe bakar mısın? Bir tane ben vurdum. Burada her türlü Leopard PTA da gelmiş. Her türlü flanklıyoruz. Şimdi aldıktan sonra sağ tarafta ilgileneceğim. İnşallah çok fazla vakit kaybetmedik diye umut ediyorum. Bir tane atış yapamadım muhtemelen şu adam. Güle güle. Niye geldin tek başına? Amacın neydi? Hedefin neydi? Gerçekleştirebildin mi? Bu soruları sormak istiyorum Maoşan'a. Şimdi sağ tarafa geldim. Aslında amacım buydu zaten. Buraya gelip o tarafa giden tanklara atış yapmaktı. Çok ince bir atış. Denk gelmez diye düşündüm ama denk geldi. E-75'in ucundan vurdum bir tane. 2000 hasara yaklaştık. Adamlar muhtemelen oradan basacaklar. Bizim takım 2 kişi çünkü orada. Şimdi E4'de çok net bir atış yapacağım. E4'de vurdum bir tane 553. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsi orada aynen. Şu E75 mi? Kim o? Göremedim. ST1 mi? ST1 ölene kadar 2 atış daha yapmayı planlıyorum inşallah. Yaparım. E75'i kaçırdım burada. E4 hadi sen çık. Biriniz çıkın abicim. Yalnız orada da bir tane tank ölmüş. VT ölmüş galiba. Benim atış şeyimi engelliyor orada. Yani adamların tam geçtikleri noktada gitmiş ölmüş orada. Neyse bu rotel biraz daha geri çıktığı için bir atış daha yapabildim. 3109 hasara geldim. Henüz bir hasar yemedim. STB1 ölmek üzere. STB1 demişim. STB1 ölmek üzere. Şuradan bir atışta Leopard PTA'mız gitti. Adamların da arkasına bastığı için öldü. Gereksiz basışlar yapmayın bu şekilde. Geldi güzel bir şekilde benimle flankladı. Ama ne yaptı sonradan? Hiç durmadan devam etti. Adamların arkasına geldi. Bütün dikkatlerini çektiği için orada keklik gibi avlandı. Yani bir taraftan basıyorsunuz. Hadi bir kişiyi aldığınız adamların direkt arkasına dibine girmeyin. Uzaktan spot yiyemeyeceğiniz yerden atış yapın arkadaşlar. Yani bir anda giderseniz adamların dikkatini çekersiniz. Adamlar zaten bu tarafı bitirmişler. Bu tarafı bitirdiler. Ne yapacaklar? Arkadan gelen biri varsa hep beraber geriye dönecekler ve onu vuracaklar. Az önce Leopard PTA'da olduğu gibi. Şimdi 2'ye 5 kaldık. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. Şimdi birazcık burada E100'e yaklaşacağım. Çok uzak oynamayacağım. Onu kullanacağım. Yani... Adamlar E100'e ilgilenirken atış yapmayı deneyeceğim. Bu tarz durumlarda her zaman takım arkadaşınızı kullanın. E100 salak bir adam zaten. E100 yani kötü bir oyuncu. Yanlış görmediysem. Bu adam ortadan geliyor zannettim. Gelmiyormuş. Evet, sağdan Leopard 1 basıyor. Şu an spot dedim ama adam ölene kadar ölmesine yakın bir şekilde bir şey yapacağım. Demeyeceğimi şey yapacağım. Kasacağım yani. Evde öyle vurdum bir tane. Şimdi soldan T-62'a var. Leopard 1 arkadan basmış. Şuradan çıkıp bir Leopard 1'e vurayım. Yersem bir tane T-62'dan yerim. Çok önemli değil. Bir tane Leopard 1'e vurdum. E100'ün canına bakıyorum bir yandan. Yarıya geldi. Şu an kaçma pozisyonunu aldım. Gördüğünüz gibi direkt kaçıyorum. Ölmeden kaçıyorum. Bakın ölmeden kaçın. Bu çok önemli. Bu çok önemli arkadaşlar. Adamın ölmesini beklemeyin. Adam sallıyor. 2000 canı var. O adamın canı 500'e düştüğünde kaçmaya başlayın. Hatta Sheridan değil T-62'ysanız adamın canı 800'e düştüğünde kaçmaya başlayın. Yani ben Sheridan olduğum için çok hızlı bir tank olduğum için kaçtım. Burada T-62 ortaya gelmiş. Bir tane vurdu bana. Ben de bir tane ona vurdum. Güzel. Benim için avantajlı oldu. 295 yedim. 500'ü vurdum. Şimdi benim kaçmam lazım bir an önce. Gelecekler. T-62 hala oradan bakıyor. Bu adam dedim bakmaya devam edecek herhalde. Bir durayım bakayım. Aynen hala sağlıklı bir şekilde bakıyor. T-62'yi aldım burada. Zorluk çıkarmadı bana. Beni spotladı ama en azından zorluk çıkarmadı. Arkamdan koşan bir Leopard 1 var. Niye koşuyor bilmiyorum. Bana tek atış bu arkadaş. Gaza geldi herhalde. Böyle kaçan kovalanır var ya gaza geliyorlar. Hala geliyor tipi bakar mısın? Oğlum 300 canım var senin. Yani kaçtığım için gaza geldi adam. Hurra peşinden koşuyor. Döndüm Leopard 1'i de çektim. Şimdi 1'e döktüm 1'e 3 durumuna getirdim. Çok az canı olan E4 var. Diğer tanklar kimdi ya? Abi E4 haricindeki diğer tankları şu an unuttum. Maçı oynarken hatırlıyor muydum acaba? Şu an onu düşünüyorum. Şimdi spot yapmaya çalışıyorum. Son tank aldım. Skill'lerim devreye girdi. Gerçi bu kendi hesabımda oynuyorum. Skill'lerim devreye girmedi çünkü skill'lerim yok. Son tank kaldığınızda arkadaşlar görüş mesafesini arttırıcı skill var. Ama şu an bende aktif değil. Yani aktif olsa bile çok az aktif. Heh, burada VZ varmış. Spot demedim. İyice nişan alıyorum. İyice arkadaşlar attım. Acele etmeyin. Spot dememiştim çünkü. Spot demediğiniz zaman
Hani böyle acele ettiğiniz atış yaptığınız süper spot diyeceksiniz. Hem adamı vuramayacaksınız hem adamı atış yemiş durumda kalacaksınız. Bu yüzden iyice nişan aldıktan sonra şey yapın. Şimdi VZ'yi aldım. E4 kaldı, canı çok az. Diğeri kim, diğerini hala hatırlamıyorum. Bu arada 7240 hasarı geldim arkadaşlar. Diğeri galiba E75'ti. Aklımda öyle kaldı şu an. Bir E75 vardı ölmeyen. Evet, E4 burada. Bir tane vurdum, yandan yakaladım. Sürpriz yaptım onu. Sağ taraftan bekliyordu beni. Bir tane E75 var. O da AFK kalmış. Çok iyi oldu abicim bu. Kalmasın da her türlü alacaktım zaten ama en azından şu an hiç uğraşmadım. Bir tane vurdum. 7916 hasar. Evet, 8K hasar geliyor arkadaşlar. Sheridan çok zevkli bir tank. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hala çok zevkli bir tank. Kesinlikle hala tavsiye ediyorum. Sadece eskisi kadar güçlü değil. AP vermesinin sıkıntısını yaşayacaksınız. Ama kasmaya kesinlikle değer bir tank. Yani gitmeyi düşünüp sakın vazgeçmeyin. Hala çok çok keyif alabileceğiniz çok zevkli bir tank. Evet, görüşmek üzere şimdilik.